Herkese selamlar. Yeni bir Mihail Tal klasiğine hoş geldiniz. Sihirbazımız beyazlarda oynuyor ve siyahlarda Hans Joachim Hecht rakibi olmuş. Bu oyun 1962'de Bulgaristan'ın Varna kentinde satranç olimpiyatlarında oynanmış. Bu olimpiyatlara gelmeden Tal önce dünya şampiyonluğunu kaybetmiş. Sonrasında yeniden dünya şampiyonu olabilmek için 1962 adaylar turnuvasına katılmıştı. Bu turnuvada mutlak favori gösteriliyordu fakat böbrek sorunları yüzünden turnuvanın son 7 turunda oynamadı ve hastaneye kaldırıldı. Zaten 1969'da bir böbreği alınacak arkadaşlar, bunu da belirtelim. İşte böyle sıkıntılar içindeyken Sovyetler Birliği takımı onu ikinci yedek olarak olimpiyat kadrosuna aldı ve Tal ona güvenenleri pişman etmedi. Kendi sözleriyle bu sefer bayağı iyi oynamıştı. Ve resmi olmasa da olimpiyatların en iyi oyununa imza atmıştı. İşte şimdi bu oyuna bakacağız. Başlamadan önce abone olarak kanalımı destekleyebilirsiniz. Ve ilk hamle geliyor D4. Tal kapalı bir açılış tercih ediyor. Bakalım. At F6 C4. E6 at F3 B6. Bu oyun Vezir Hint savunması ile başladı. Ama at C3 fil B4'ten sonra birazdan Nimzo Hint esintileri geliyor. Burada fil E7 eğer oynansaydı Nimzo Hint yerine Vezir Hint savunması diyecektik. Şimdi ikisinin bir kırması oldu diyelim. Fil G5, fil B7, şimdi E3 ve H6. Fili hangi çaprazda tutacaksın? Yani açmaza devam mı yoksa F4'e gelerek diğer çapraza mı geçeceksin? Ya da atı alarak oyun dışında mı bırakacaksın? Bunu soruyor rakibi. Fil H4, açmaza devam diyor Tal ve fil alır C3. Şimdi siyah kendi isteğiyle beyazlar henüz A3 sürüşünü yapmadan C3'te değişimi gerçekleştirdi. Bunu yapmasının sebebi duble piyon oluşturmak istemesi arkadaşlar ve bu yüzden hemen yapmalıydı. Çünkü eğer burada rok atarak devam ederse örneğin Tal atı korumaya gelebilir vezir C2 ile ve şimdi atı alsanız da duble piyon yaratamazsınız. Burada atı almaya alternatif bir şey arıyorsanız bu rok değil arkadaşlar G5 olabilir. G5 fil G3'e at E4 olabilirdi. Siyah agresif olmaya çalışıyor ve oyun hala dengede olur. Matematiksel olarak yani engine koyarsanız dengede olduğunu göreceksiniz. Fil C3'e BC3 duble piyon oluştu ve şimdi de D6. Siyahlar siyah kareli filini değiştikten sonra şimdi siyah karelere piyonlarını yerleştirmeye çalışıyor. At D2. Tal bu durumu anladığı için o da merkezde bir hazırlık içerisinde yeni piyon yapısına hazırlanıyor. E5, F3, Vezir E7, E4. Böylece merkezde Tal daha üstün bir durumda ama taşların gelişimi şimdilik yavaş arkadaşlar. At BD7'de oynayınca siyahlar Vezir de dahil 4 taşını oyuna sokmuş oldu. Fil D3 ve at F8 geliyor. Çok mantıklı bir manevra fikir olarak. Atını G6'ya gitmek istiyor ve file basıp tempo yaparken bir taraftan da F4 karesine göz kırpmaya başlıyor. At belki de ileride oraya yerleşebilir. Tal ise şimdi daha da ilginç bir fikirle geliyor. C5 oynuyor. Bu sadece Tal'in yapacağı bir feda değil. Çoğu büyük usta bu tip hamleleri kullanıyorlar. Bu türdeki piyon yapılarında çok tematik bir feda şekli. Amacı siyahın geciken rokuna hemen reaksiyon verip hatları açmaya çalışmak. D alır C5, D alır E5 ve şimdi vezir E5 geliyor. Tal piyon geriye düşmüş oldu ama hemen suyu bulandırmaya başlıyor, rakibini korkutuyor. Vezir A4. Şimdi bu şahla rakibi C6 hamlesiyle karşılık veriyor. Ama iki tane daha alternatifi var. Onlara bakalım. Birincisi F8'e gittiği atı tekrar D7'ye gelebilir. Bu ilk akla gelen seçenek ve burada Tal'in analizine göre fil F6 güçlü bir hamle. Çünkü vezir F6'dan sonra siyahların rok atması yine gecikecek. Çünkü kısa rok atarsa at boşta kalıyor, uzun rok atarsa A7 piyonu boşta kalıyor. O yüzden Tal bu hamleyi beğenmemiş. At D7'yi beğenmemiş. Bir de diğer seçenek F6'daki atın D7'ye gelmesi. Burada da en azından F8 atı G6'ya giderek aktif olabilecek ama yine rok atmakta gecikiyor siyahlar. Çünkü at çıkacak, sonra rok atabilirsin. Ama bu arada yine D7'deki atı tutman gerekecek.
Yani C6 roku hızlandırmak için rakibinin uğraştığı bir hamle, tercih ettiği bir hamle. Tal burada hemen o işi kendisi hallediyor. Kendisi rokunu atıyor ve C3 piyonunu da rakibine bırakıyor. Onu korumak beni yavaşlatır diyor. Peki bu fedayı neye dayanarak yapıyor? Hemen bakalım. Eğer bu pozisyonda rakibi gelir ve piyonu alırsa sonrasında çok ilginç bir feda daha var çünkü. At C4, fili de alabilirsin diyor ve fil alınırsa kale FD1. Şimdi vezire yer bulalım arkadaşlar. Sadece E2 var gördüğünüz gibi. O zaman da şaha saldırı başlar. At D6, şah E7'ye at F5. Fili de almaya gitmiyor. At F5 çok daha güçlü ve beyaz burada kazanır. Fil geride olsa da kazanır. Çünkü rüya gibi bir atı var şimdi. Örneğin şah E8'e önce bir G7'yi alırız. Şah E7'ye tekrar at B5. Şah E8'e şimdi bu sefer at boşta. Ve onu aldığımızda hem taşımızı geri aldık. Hem yeni bir hedefimiz var burada. Kaleyi istiyoruz. Hem yine at D6 istiyoruz. Bu sefer gidip fili almak istiyoruz. Çok kötü bir pozisyonda kalıyor siyahlar. Tal burada kesinlikle kazanır arkadaşlar. Rok vezir C3'e at C4 oynandığında bir seçenek daha var. B5 fili almayıp çatal atabilir. Vezire saldırır. Ve burada at D6. Önce bir atı kurtarmaya çalışalım. Ama şah D7 ile cevaplanacak. Şimdi ver atı, ver fili, ver veziri diyor. O zaman atı da feda edelim. At B5, CB5'e şimdi fil B5. Tam bir bozgun geliyor burada. Şah E7'ye kaçmak. Önce kale AC1, vezir kaçtığında da kale FD1. Bütün taşları harika yerlerde tabi ve bu sebeple siyahları parçalar arkadaşlar. Çünkü rakibin özellikle kaleleri çok kötü. Şu anda oyuna girememiş vaziyette. At burada ahengi bozuyor ve talin de taşları hep güzel yerlerde bulunuyor. Burada varyantlar var ama canınızı çok sıkmak istemiyorum uzatarak. Devam edelim. Bu pozisyonda tal için kazanç. Yani Roka sen gidip C3'ü alamıyorsun. Peki siyah o zaman burada nasıl devam ediyor bu varyantlardan dolayı? Diyor ki ben şu at G6'yı oynayayım. Ver fili dedi. Ama cevap çok daha tempolu. Yine at C4. Şimdi rakip de at C4'e çok kaliteli bir denemeyle geliyor. Vezir E6. Şimdi hem burada fil boşta arkadaşlar hem de B5'ten çatal var. Aslında bir çifte saldırı gibi düşünebiliriz bunu. Şimdi talin bir şekilde bunlardan kurtulması lazım. Ama nasıl? İşte burada inanılmaz bir hamle geliyor arkadaşlar. Hamlenin kendisi basit ama arkasında çok büyük bir hesap var. E5 oynuyor tal. Bu basit piyon sürüşü tahtayı ateşe veren bir hamle oluyor. Bu seçim ile tal en az bir alet fedası yapacağını rakibine söylemiş oluyor. Hatta bazı varyantlarla daha da fazla feda yapması lazım. Peki siyah burada ne yapıyor? Fili mi alıyor? Yoksa atını mı kaçıyor? Ya da başka bir şey mi? Son seçenek. B5 oynuyor. Siyah tale diyor ki restine rest arkadaşım. Ki bu en iyi hamle bu pozisyonda. Onun da bayağı hesap yaptığını anlıyoruz. Şimdi ilk olarak atını zaten kaçamayacağını söyleyelim. Çünkü atını kaçmaya vakti yok. Onu kaçtıktan sonra rakip tal at D6 gelecek. Ve sonra da filini bir yere kaçabilir. O yüzden ya da gidip B7'deki fili direkt alabilir. O yüzden diğer varyantlara bakalım biz. E5'e gidip fili alırsa ne olur? Şimdi yine at D6 var. Ve burada şah F8. Ve yine üst düzey bir hamle gelmeli şu anda. Çünkü siz atı alırsanız atı alır. Gidip fili alırsanız atını kaçar ya da piyonu alır. Bir şekilde paçayı kurtarır. Kale A-E1 gibi bir şeyi bulmanız lazım. Şimdi vezirle gidip H4'ü de alabilirdik bu arada. Bunun da yerine kale A-E1 arkadaşlar. Çünkü kendi taşlarını maksimum çalıştırmayı deneyen bu hamle daha iyi. Ve burada siyahın en iyi seçeneklerine bakalım. Mesela vezir D5. Ne olur vezir D5 oynanırsa? At B7. Şimdi vezir fili alırsa E alır F6. Ve siyah savunulamayacak bir pozisyonda ve bir de boşta bir atla kalır arkadaşlar. Bu zaten onun için tercih edilmemesi gereken bir şey. Peki ne yapacak o zaman? İki atı da istekte.
Fili istekte. Siyah ne yapacak? At G2 vurabilir. Feda edebilir bu atını. Çünkü şah G2'ye o da gidip işte zaten bir taş fedasını almıştı. Onu geri vermiş oldu. Şimdi atını kaçmaya çalışabilir. Ve ya da rakibine tempo yapmaya çalışabilir. Mesela B5. Ama şimdi vezir D1 var ve artık atını kaçmak zorunda. At D5 oynadığında fil hala boşta maalesef. O yüzden olmuyor. Olmuyor arkadaşlar. Son seçenekte şöyle bir şey olabilir. Vezir D5 olmadı. At G2 olmadı. Peki bu atı korusun G5 oynayarak. Bu sefer de at B7 var. Ve şimdi at D5 kaçıldığında at D6. Basitçe. Taşlar eşitlendi ama siyahın şahı sıkıntılı. Mesela kaleleri oynatmak için şah G7 oynasa G3 var. Ve beyazın saldırmaya devam ettiğini görebiliyoruz. Ve burada buna rağmen en iyi seçenek bu arkadaşlar. Yani en iyi varyant buydu. Bu varyantı tercih etmeliydi siyahlar. G5 oynamalıydı. Peki maçta ne oynadı dedik? B5 oynadı. Peki bunun sonuçları ne olacak görelim. Şimdi siyahın oynadığı B5 hamlesi diğer varyantların içinde tabii en iyisi fili alıp G5 oynamakta ama bu en iyisi. Peki ne olacak şimdi? Tal şovu bir üst boyuta taşıyor. E alır F6 oynuyor arkadaşlar. Burada vezir boşta ve gidip atı alıyorsun sen F6'da. Sanki öyle bir mat hücumu da yok gibi. Bakalım ne olacak şimdi? Hans gidip veziri alıyor. Ve şimdi Tal neden bunu yaptığını bize anlatacak. Ya da biz bunu anlamaya çalışalım. Diyor ki bu sefer oyun sonuna daha iyi geçmek için vezir fedası yaptım. Mat etmek için değil. Gerçekten de şu piyon yapısına bir bakın. Burada iğrenç iki tane duble piyon var. Fazla piyonu bile olsa bunlar sıkıntı. Yani en azından siyah bir avantaj sağlamıyor. Ve kalelerin oyun dışında olmasını da bir kenara not edin. Kaleler de oyunda değil. Tal doğru düşünüyor ama şöyle de bir durum var. Siyahların en iyi hamlesi burada veziri almakta değil. Onu da söyleyelim. Veziri almak yerine rok atabilirdi arkadaşlar. Çok ironik bir şey veziri almamak ve burada rok atmak. Ama bilgisayar destekli bir analiz yapıldığında buradan en fazla beraber çıkartabiliyor beyazlar. Biraz uzun ama size en iyi hamleler oynarsa oyun nasıl devam ederdi göstermek istiyorum. Mesela kale A1, vezir E1, kale E1. Şimdi vezire tekrar geri alabiliyorsun. Fil G6, FG6 ve kale E7. Bakın şimdi G7'yi istiyorum, fili istiyorum. G5 ile tempo yaparak cevap verirse şah, şah H8'e, fil G3. Şimdi o da filini kaçacak. Ve şimdi fil E5, atı bırakıyorsun. Çok ilginç bir feda ile mat peşinde koşabilir bu sefer. Ancak fil C4'e F7 oynasak bile bu pozisyonda açarak şahlardan bir şey çıkmıyor aslında. Mesela H5 ile kendini kurtarabilir. Burada zorlamaya devam ettiğimizde ben biraz daha böyle derinleştirdim. G4, HG4, FG4, kale AD8. Ve şimdi H4 oynandığında buraya kadar bu uzun varyantı gösterdim. Çünkü buradaki beraberlik fikri, siyahların beraberlik fikri hoşuma gitti. Detayların ne kadar önemli olduğunu gösterecek. Eğer bu pozisyonda siyah gidip H4'ü alırsa arkadaşlar şöyle bir sorunla karşılaşacak. G5 ve şimdi tal şunu istiyor. Kale ile şah, daha doğrusu kale açıp şah ve sonra da kale H6 mat. Ve burada kurtuluşu bulmak çok zor. Mesela kale D5 işe yaramıyor. Çünkü G6 var. Sen gidip fili aldığında bu sefer bu şekilde mat oluyorsun. Ya da kale D5 yerine fil F7. Bu da işe yaramıyor. Kale G6 şah, fille. Şah H7, kale H6 şah. Şah G8 ve kale H8. Ne anlıyoruz biz buradan? Beyazın G5 sürmesini bir şekilde engellemen lazım. Beyaz G5 oynamamalı. O zaman demek ki burada piyonu almayacağız. Peki nasıl beraber yapacak siyahlar? Nasıl kurtulacak buradan? Arkadaşlar kale D1. Tek beraberlik fikri ama çok tatlı bir fikir. Nasıl olacak? Şah F hattına geçemiyor. Çünkü o zaman F7 piyonu gider arkadaşlar. F7 piyonu giderse de oyun beraberlikte sonuçlanır. Şah D2, şah D2, şah F3 deneyelim. Hani göstermek adına. Tabii ki kaleyle değil, fille alması lazım.
Çünkü o kaleyle aldığında fil ile şah çekiyor olacak. Şimdi kaleyle aldı. Fil ile şah. Şah G8 arkadaşlar. Kaleleri değişmek zorunda kalırsın. Çünkü açmaz var. Ve burada siyah kazanır. O yüzden sen fili alamıyorsun. Ne yapacaksın? Kale G6 yapacaksın. Şah H7'ye kale G7 yapacaksın. Şah H8'e tekrar kale G6 yapacaksın. Ve bu şekilde beraberliği sağlamaya çalışacaksın. Şimdi arkadaşlar. Bazı arkadaşlar diyebilir. Abi ne yaptın? Niye bize bu uzun varyantı gösterdin diye sorabilirler. Eleştiri de yapabilirler. Ama arkadaşlar bu kanalda sadece size şöyle vezir fedası yaptık. İşte böyle vezir kaleyi vurduk diyerek arka planda olup bitenleri göstermeden ben geçersem izlediğiniz videonun satranç gelişiminiz açısından bir işe yaramayacağını düşünüyorum. O yüzden elimden geldiğince analiz etmeye çalışıyorum. Bunu da burada belirtmek istedim ayrıca. Artık kusura bakmayın. Şimdi oyuna dönelim. Bu pozisyonda Tal veziri gitmişken F alır G7 oynuyor. Tal yine ilginç işler peşinde. Veziri gelip açmaza almadı. Ne yaptı? Diyor ki kaleni istiyorum. Gider ata vururum. Sonra da gider kaleyi alır vezir çıkar. O zaman kale G8. Ve şimdi neden bu adama sihirbaz diyorlar? Bu takma ismi gerçekten hak ediyor mu? Diye soranlara cevap niteliğinde bir hamle geliyor. Fil F5. Yani insan merak ediyor. Bu oyun oynanırken yan masalardaki takım arkadaşları, seyirciler falan birbirlerine dönüp aga bu nedir diye sormuşlar mıdır? Görenler böyle sanki kendi oynamış gibi heyecanlanmış mıdır? Çünkü acayip bir hamle gerçekten. Zaten sen vezir geridesin. Ve zaten iki taşın boşta. Gidip açmazı alıp adamı, vezirini geri alacağına üçüncü bir taşı daha boşa koyuyorsun. Ve acaba rakip hangisini alacak? Tek tek bakalım. Önce atı alırsa arkadaşlar kale AE1. Burada vezir kapatmaktan başka mantıklı hamle yok. At kapatırsa zaten kaleyle alır. Sonra da şah D8'e gidecek ve fil orayı görüyor. Açarak şahlarla şov yapar artık. O yüzden kale AE1'e vezir E6 kapatması lazım. Şimdi kale E6, F6'ya fil G6. Atı da aldık. Şah D7'ye de kale D1 ve tam bir bozgun. Siyahlar nefes alamıyor ve burada da şah C8'e gitmek zorunda. Yoksa mat olur arkadaşlar. Onu da gösterelim. Şah C7 örneğin ve şimdi fil G3. Şimdi C8'e gitmek için son şans ama inat ederse mesela şah B6'ya giderse arkadaşlar mat oluyor. Kale B1 şah. Şah 6 fil D3. Şah 5 fil C7 ve geçmiş olsun. Peki C8'e giderse ne olur? Şah C7 değil de C8'e giderse. Arkadaşlar onu da fil F6 ile cevaplıyorsun. Ve şimdi fil F7 gelecek. Yani sen kaleyle gidip piyona vurmak zorunda kalacaksın. Buna da bir çare yok. Oyunu kaybedersin. Demek ki atı alamıyor. Peki o zaman fili alsın. Vezir F5 yapsın. Buna da at D6'dan çatal var. Şah D7'ye gittiğinde gittik bu F5'teki veziri aldık. Şimdi H4'ü alırsa önce kale AD1 ara şah. Şah C7'ye at H4 ve kale G7'ye kale F1. Bu sefer standart bir problem. Siyahlar berbat piyonlarıyla bir oyun sonu oynamak zorunda ki oyunda buna benzer şekilde gidecek zaten. En sonda isterseniz bu oyun sonuyla orijinaldeki oyun sonu karşılaştırabilirsiniz. Hans bu seçenekleri beğenmediği için gidip H4'te duran fili alıyor. At H4 yapıyor. Gidip böyle at H4 yapıyor. Vezirini bırakıyor. Tal bu sefer veziri aldı ve fil A6. Çatal diyecekti D6'dan. Onun yerine ben fil A6 oynayayım ve bir şiş yapayım dedi. Burada bu arada fili neden almadı ona da bakalım. Eğer fili alırsa at D6 çatal, şah E7 at B7 ve yine siyah için saçma sapan bir oyun sonu kalmış olur. Peki at şimdi açmaz da ama tal buradan sıyrılmak için bir cinlik daha yapıyor. At D6'yı da şah çekiyor. Şah E7 bir çatal daha yedi. Şah tarafından bize çatal attırdı kendine. Fil C4. Harika bir çözüm. Atı alırsam filini alırım. Bu kadar basit. Ve taşlarını burada bir şekilde kurtarmayı başarıyor. Şimdi siyah taşları değişip
Oyun sonuna artık tam olarak böyle geçmek zorunda. Burada Talin bütün bu fedalarının güzel olmasının sebebi işin sonunda bütün siyah piyonlar izole kalıyor arkadaşlar. Bakın. Tek başına duble ve tek başlarınalar ve bunlar da duble ve tek başlarına. Bütün piyonlar izole arkadaşlar. Oyun sonu için rezalet bir şey. Kale G7, G3. Ver atı demiyor aslında. Açmaz var burada ama şah hareket edince bir tempo kazanacak. Bir de eğer burada at hareket ederse tabii ki at B5 ile çatal var. Bu arada at boşta, o da fil ile bağlantılı. Yani sen atı alırsan ben hala fili alıyorum noktasında. Şimdi zaten öyle oluyor. Şah D6, fil A6 ve at F5 geliyor. Hans direkt atı kaçayım dedi. Yani belli olmaz şimdi bu kadar işi yapan adam oyunun kurallarını falan değiştirip gelir atımı alır falan dedi herhalde. O yüzden at F5 oynamış olmalı. Halbuki onun yerine kale B8 oynayabilirdi. Kale B8 ile ikinci sıraya inerek oyuna birazcık böyle kendi adına hareket katabilirdi. Sen yapmazsan tal yapar. Kale AB1. Şimdi F6. Kale B7'yi savunuyor ve kale FD1. Şah E7. Kale E1. Şah D6. Şah B2. Tal kendine iyi bir atakçı ama kötü bir oyun sonu oyuncusu denmesini hiç sevmezdi arkadaşlar. Gerçi kendisi bile bazen oyun sonu tekniğiyle, kendi oyun sonu tekniğiyle dalga geçerdi. Ama sonuçta dünya şampiyonu olmuş bir usta illaki oyun sonunda genelin çok üzerinde bir yeteneğe sahiptir. Burada da onu gösterecek bize. Bu kadar fedanın hesabın üzerine rakibine hiç şans vermeden devam edecek oyuna. Şimdi C4 geliyor. Hani bu bir hamleyi karşı tarafa vermek için yapılan bir piyon fedası. Ama Tal onu umursamıyor. G4, at E7, kale B7. Taşların aktifliğini sonuna kadar kullanıyor. Gidip piyonu almakla vakit harcamıyor. Siyah taşları birbirine bağlıyor arkadaşlar. Kale AG8. Kalesini korudu ki atını oynasın. O zaman şimdi fil C4. Ver kaleyi. Bakın her şey böyle dakik. At D5. Filin önü kapandı. Fil D5, CD5'e kale B4. Kaleleri hemen değişmedi. Beyazın avantajı zaten kale oyun sonuna gelinince iyice ortaya çıkıyor arkadaşlar. Kazanmak için yapması gereken şah kanadında 3 piyondan bir tanesini geçer piyon haline getirebilmek ve vezir kanadındaki siyah piyonların yok olmasını ya da hareketsiz kalmasını sağlamak. Kale C8, C3'e saldırıyor rakip. A4'ü aldı. Kale C3'e, kale A6. Bakın E hattına gidemiyor şah. O yüzden F6 düşecek. Şah C5'e, kale F6 ve şimdi H5. Rakip piyonları birbirinden ayırmak için bir piyon fedası yapıyor ama H3. Burada da önemli bir ders geliyor bize. Piyonu alsaydı bir piyon önde olacaktı ama kendi piyonları da izole olacaktı. O şekilde 3'e 0 olacağına iki tane olsun ama bağlı geçer olsun diyor Tal. O yüzden H3 oynuyor. HG4, HG4, kale H7. Sonunda siyah herhalde şah çekmeye gelecek H2'den. Bu kadar fırtınanın ardından diyelim. Ama Tal'in umurunda değil artık. G5. Geçer piyon sürülmedidir sözünü uyguluyor hemen. Kale H5'e, kale F5. Şimdi kale C2. A2 de bu arada boşta. Şah G3 ve şah C4. Açmazdan çıktı. O da piyonunu sürmek istiyor arkadaşlar. Kale EE5 ile cevaplıyor. Çok güzel bir hamle. Daha geldi. Şimdi hem D4'e bastı hem de G piyonunu sürdüğünde kalesi boşta kalmayacak arkadaşlar. D4, G6, kale H1. Kaleler değişirse hiç şansı kalmayacak. O yüzden zorluyor. Arkadan şah çekerek piyonu almak istiyor ama kale C5, şah D3'e, kale C2, şah C2 ve şimdi şah B4 yapıyor. Artık arkadan şah çekme rüyası da bitti. Piyonu şöyle bir kontrol etmeye çalışıyor ama son hamle geliyor. Kale G5 ve bu pozisyonda Hans oyunu terk ediyor. Çünkü kaleleri değişip devam ederse Tal sadece bir hamle önce vezir çıktığı için yine işi halledecek. Gösterelim. Eğer burada kale G5 olursa şah G5, bakın şimdi bir yarış başlıyor. İkisi aynı anda diyoruz biz bunu ama sonuçta hamle sırası beyazda kaldı. Ve vezir B3 var burada arkadaşlar. Şah kaçınca vezirler değişilecek. Ve F piyonu 5 hamle sonra F8'e,
Ulaşıp bir kez daha Talim vezirini tahtaya çağıracak. Bu yüzden Hans terk etmekte haklı arkadaşlar. Evet, bu harika oyunun ve uzun videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, satrançla kalın. Görüşmek üzere.